Şu anda 5.30. Şu an 5.49, 5.50 falan yani. Beraber vlog çekeceğiz. Beraber bugün vlogdayım. Raşel'in yeni vlogunda ben de varım. Burada Kervin Ersoyları, vali, belediye başkanı ve eşleriyle birlikte karşılandık. Kahvaltımızı yaptık. Önemli bir resepsiyonda önemli bir gezi yapıyoruz. Edremit'ten başladık. Şimdi de Cunda'ya geçeceğiz. Kahvaltımın molasını bitirdik. Otobüslere geri gidiyoruz. Kocaman iki otobüste geziyoruz ve sosyal mesafeli bir şekilde iki sıralı atlayarak seyahat ediyoruz. Göstereceğim size otobüsleri. Çapraza bastı. Şöyle. Toplamda sanırım 12-13 kişiyiz. Şimdi Huayi Milliye Müzesi'ne geldik. Etraftan görüntüler çekeceğim. Zaten bir yandan telefonla da fotoğraf çekiyorum. Onları da buraya serpiştiririm. Hepimiz maskeliyiz. Gerçekten zor aslında ama maalesef yeni normal bu. Yapacak bir şey yok. Sosyal mesafeli bir şekilde küçük gruplar halinde geziyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Yani bir kapta altı dediğimiz o altı yıllarında kendini hiçbir zaman ayrıca duyurlarına düşen bir
saatin sonunda Cunda'ya geldik. Normalde yazın buranın nüfusu neredeyse 100 bini buluyormuş. Ama şu anda yani Eylül sonunda 5 ile 7 bin arasındaymış. Şimdi geçiyoruz bakın Ayvalık'tan Cunda'ya bağlanan bu minik. Bunu istiyorsanız sırayla duralım bir azıcık. Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü yazıyor. Buraya tekrar dönüşte de durabiliriz. Buradan bir daha geçeceğiz sonra. Bu köprü üstündeyiz şu an. İlk Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. Yıkılmadı şu anda. Susakların tatlına bakar mısın? Evet, şimdi Cunda'nın sokaklarını geziyoruz ve yemeğe gidiyoruz. Kahve buranın sakızlı kahvesiymiş, çok meşhurmuş. Tabii pandemiden dolayı kağıt bardaklarda içiyoruz. Şu manzaraya karşı Rahmi Koç Müzesi, Sevim Necdet, Kent Kitaplığı'ndayız. Buraya gelirseniz mutlaka bu damla sakızlı kahveden içiyorsunuz. Ve beni hatırlıyorsunuz. Hoşçakalın. Şimdi Rotahane'nin kurucusu ve bizi bu seyahate davet eden Pervin Ersoy karşınızda. Evet, merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasıl geçiyor gezi? Ben sorayım mı önce? Çok güzel geçiyor. Gerçekten. Normalde keyifli ben mi soracaktım. Çok keyifli ve çok içim rahat bu arada. Ha, normalde çok korkuyordum. Neden? Ha, pandemi ve kurallar değil mi? Covid-19 tedbirleri. Aynen. Ama burada çok içim rahat, onu söyleyebilirim. Her şey çok güzel. Ama farkındaysan nasıl sürekli tekrar ediyorum. Sosyal mesafeyi koruyalım. Aynen. Lütfen maskelerimizi çıkarmayalım. En fazla bazen ikili fotoğraf çektirirken çıkarıp ikili fotoğrafta. Toplu fotoğrafların hepsinde evet, her zaman maskelerimiz zaten var. Zaten göreceksiniz. Evet, aynen. Aynen. Gezmeye devam ediyoruz. Ceket çıktı mı onu da gösterelim. Ceketi gösterelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi tekrar otobüse bineceğiz ve gün batımını izlemeye gideceğiz bir yere. Ama bir de Rıfat'la fotoğraf çekeceğiz. O da burada bana fotoğraf işareti yapıyor. Bu arada şöyle bir elbise giyindim, yani daha doğrusu etek, bluz ve sonunda şu çantamı taktım. Şimdi burası göstereceğim yer Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü. Zaten üstünde yazıyor, şimdi göstereceğim. Burada şeytanın ayak izi varmış. Aslında bir volkanik birikintiymiş bunu bahsettiğim. Dinleyelim hadi. Birinci ayağı burada volkanik patlamalardan dolayı Karker taşının üzerinde olan bir adım var. Bu adam adı ayak izi olsa olsa şeytana aittir diyorlar. Ve bir tanesi burada, diğeri Midilli Adası'nda. İzmirli Homeros'un iki destanı vardır. İlyada ve Homeros. İlyada ve Odesiye, o iki destanında Türkçe'ye Akadir'le birlikte çeviren en önemli çevirmenlerimizden, Türkiye'ye gelmiş en önemli entelektüellerden biridir Mina Urgan'la birlikte. Onlar zaten ilk
Bodrum Yarımadası'nda Halikarnassos'ta ilk mavi turu başlatan insanlar. Cevat Çapan, Güngör Dilmen, biraz önce ifade ettiğimiz gibi Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bunlar o zaman küçük balıkçı Trendili dediğimiz böyle tipteki şeylere biniyorlar. Şöyle de bir şey söylüyor Sabahattin Eyüboğlu. Biz o dönemde mavi yolculuğa çıktığımızda cebimizde zenginlik yoktu, kafamızın içi doluydu der bilgi olarak. Otele geldik, üstümüzü değiştirdik, hafif yağmur çiseliyor. Bu arada geçenlerde alışveriş yapmıştık, hatırlar mısınız? Muse4All'dan bir tulum elbise giyindim. Bir de şu simli spor ayakkabılarımı giyindim. Selam, ben de çok güzel giyindim. Ve Alper'le Melisa'nın aldığı şu kılıcı takayım dedim. İnanılmaz gök gürlüyor. Buraya sadece sandalet getirmiştim. Ya sadece sandalet getirmedim. İki tane spor ayakkabı getirdim ama gündüz giyerim diye düşünmüştüm. Arnavut kaldırımı gibi olduğum için yerler sandaletle asla yürümüyor. Umarım yağmura daha fazla yakalanmayız. Bu arada kaldığımız otelin adı Ziya Bey Konağı. Çok güzel gerçekten. Butik bir otel. Çok böyle dikkat ediyorlar kurallara. Kimse kimseyle karşılaşmıyor. Tesadüfün böylesi. Anlaşmadan siyah giymişiz ve bir de insanlara spor ayakkabı giymişiz. Nereye yemeğe gidiyoruz şimdi? Nereye yemeğe gittiğimizi bilmesem de çok güzel geçen bir... Nereye gittiğimizi biliyor musun sen? Hayır. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama oradan size bunun haberini vereceğiz nereye gittiğimizi. Gerçekten çok güzel oldu. Güzel, büyük bir eksiklikti, kapattık. Süper. Burak'ı çok seviyorum. Karşınızda Burak. Ben de seni çok seviyorum. Hani bilmeyenler yoktur ama yine de böyle şuraya bir iliştireyim onu da. Gerçekten telefonla Sercan çekmiş, onu ekleyeceğim. Gerçekten çok güzel. Ve aslında bulunduğumuz yerde kalsaydık pek ıslanmayacaktık. Ama biz macera aradık. İşte şimşek düşer dedik. Günaydın. Bugün çok erken kalktık. Rıfat'la beraber Dior için bir çekim yaptık. Çünkü bugün Dior'un canlı defilesi var. O yüzden böyle yeni sezondan bir look'la ve güzel bir fotoğraf karesi çektik. Paylaşmış olurum zaten ben bu videoyu yükleyene kadar ama birazcık kahvaltıya geç kaldık. Ben bu çekimle uğraştığım için tabii Rıfat da geç kalmış oldu. Size birkaç parça göstereceğim ve doğru kahvaltıya gideceğim. Bugün çok güzel yerler gezecekmişiz. Hepsini size gezdirirken merak etmeyin, altlarına da lokasyonları bildirerek gezeceğim. Hoşçakalın. Çocuk. Valla bugün dop dolu bir program var ve çok güzel yerlere gideceğiz. Taksiyaris Kilisesi ile başlıyoruz ve bizi lütfen takipte kalsınlar. Rum Ortodoks Kilisesi cemaat tarafından yapılmış. Cunda Adası'nın o dönemlerdeki Rum nüfusu yaklaşık 8.000 ile 10.000 arasındaymış. Bir metropol kilisesi olarak inşa edilmiş. Daha sonra tabii mübadeleden sonra bir dönem cami olarak da kullanılmış. Sonra Rahmi Beylerin alıp burayı müze kilise haline dönüştürmesiyle bugünkü halini almış. Thank you.
salgından dolayı ağzı kapalı, diğeri de altın ağızlı. Yani tatlı dilli hep iyiliklerden bahseder mi? Zeytinyağlarımızı içip çıktık. Gördüğünüz bir zeytin fabrikasıydı. Ve çok lezzetliydi zeytinyağı. Bilmiyorum Rıfat beğenmedi ama ben çok beğendim. Ya çok teşekkür ederim. Ne demek? Balık tostu ısmarladım ve ayran. Şimdi Ölümsüzlük Vadisi diye bir vadiye geldik. Bu arada dün akşamki dolu fırtınasından sonra plastik ayakkabı giymeye karar verdim. Islanırsa da yıkayabileyim. Ölümsüzlük Vadisi'nde yürüyoruz. Bu bölgeye ölüm giremez gibi bir inanışları var. O yüzden bu yol şifa yolu. Şifa yolu. Via Tekna. Şimdi Rıfat'la çok güzel bir fotoğraf köşesi bulduk. İnanılmaz güzel. Rıfat buldu, fotoğraf çekilmek için yorulduk çünkü kısa sürede birçok yer görmeye çalışıyoruz. Bayağı güzel yerler göreceksiniz. Raşel'i izlemeye devam edin. Burası bir nevi hastane gibi bir yermiş. Şifa bulmak isteyen insanlar varmış. Burada her şeyin eğrisini doğrusunu bulduk. Burada da hem tapınaklar var, uyku odaları var. Uygulanan tedavi yöntemleri arasında ruhi hastalıklarda hastaların odalarında uyutularak rüyaların yorumlanması, bedensel hastalıklarda sıcak, soğuk ve çamur banyoları, şifalı otlarla tedavi, diyet pilleri, bitkisel yağ ve merhemlerle yapılan masajlar, kan aldırma, bağırsakların boşaltılması ve güneşlenme terapileri yer almaktaydı. Bu kral öyle bir uygarlığa hükmedermiş ki herkes kralın sözünü dinlemek zorunda kalırmış. Bir gün bu kral insanlara şu öneri vermiş. Demiş ki bana insanlık tarihini en kısa cümlelerle anlatacak kişiyi keseler dolusu altınla ödüllendireceğim ve uygarlığımın en güzel yerine konumlandıracağım demiş. Buraya insanlar sağlıklı girermiş hepimizin olduğu gibi. Bazen sağlıksız çıkarmış, bazen de sağlıksız girip sağlıklı çıkarmış. Harmanlanmış bu güzel dramatik yapıyla, kurguyla hikayeleri anlatmak boyumuzun borcu olsun. Her ne kadar sürçü lisan ettiysek affolun. Çok aşırı tatlı bir yere yemek yemeye geldik. O kadar tatlı teyzeler var ki size anlatamam. Bize çok güzel yemekler hazırlamışlar. Bir de böyle yıkama yerleri var, işte kolonyalar koymuşlar falan. Çok tatlı bir de. Vişne. Nedir rengi? Geldiğimiz çiftliğin adı Hasan Bey Çiftliği. Çok güzel yemekler yapmışlar. Şimdi onları yiyeceğiz. Ondan sonra da çiftliği gideceğiz. Çok çok teşekkürler her şey için. Biz ellerinize ederim. Sağlık. Hadi gel be emanetim. Çok teşekkürler. Şöyle, kalkayım mı? El sallayın. Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Çok teşekkürler. Burayı not edelim. Şimdi bir çiftliğe geldik. Burada araç dezenfekte sistemi var. Aracı bile dezenfekte ederek çiftliğe alıyorlar. Ve biz de kıyafetler giyineceğiz. Şöyle poşetler. Şimdi otobüste bu şeyden geçip dezenfekte olacak. Yani hiç girmeyecekler. Yani o yüzden dezenfekte. Yeni moda. Dior defilesinden sonra aldığımız vizyonla böyle bir tasarımla artık gezmeye karar verdik. Biliyorsunuz ortalık virüs kaynıyor. Çok heyecanlı bir yere gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Çok önemli olaylar olacak az sonra. Bak, otobüste yıkayarak sokuyorlar. Çok hijyenli olunması gereken bir yere girdiğiniz için.
Küçük olan. Umarım poşetler delik değildir. İnşallah. Dikkat edin. Çok korkuyordu, bak şu an gitmiyor. Çok atik oldu. Beğenmediğin gıcık oldu. Gübreleri hatırlamamış bu arada. Parça bile kalmamış bir arazideymişiz. O yüzden bu ineklerin işte dışkıları, gübreleri vesaire bütün şeylerini asılabilme atmamış. Bergama Akropoli'ne geldik. Şimdi buraları gezeceğiz. Bakın. İlklerin şehri Bergama. Zeus. Sunağı. Bu arada rehberimiz dedi ki bu Zeus vesaire hepsi aslında bu tarafta, yani bizim ülkemiz tarafında yaşamışlar. Demin olan olayı anlatıyorum. Lavaboya gitmek için kadınlar sıra oluşturduk. Neyse hepimiz gittik, sonra kapıda bir baktım Rıfat yok. Sonra oradakiler de dediler ki Rıfat seni satmış. Sonra ben de nasıl olabilir böyle bir şey dedim. Rıfat da şu an ilk defa dinliyor hikayeyi. Nasıl öyle olabilir falan diye işte üzüldüm. Sonra bak dediler biz senin tek dostunuz bu gezideki. Rachel sen Rıfat. Al götür sonra. Ben de bekliyorum aşağıda aşağı çıkacak diye. İnanmayın bakın herkes herkesle ilgili bir şeyler söylüyor olabilir. Siz inanmayın. Çok güzel bir manzara var burada. Hepimiz sırayla fotoğraf çekiliyoruz. Ha, ışığa baksanıza. Hem ışık güzel hem manzara güzel. Saçım çok güzel değil. Umarım otele gidince kendime bir çeki düzen verip normal bir... Öyle güzel bir gün batımı izledik ki size anlatamam. Arkadaşlar çok yorgunuz ya. Yani İlker Bey şarjımı sizde mi? Evet. Kamera görüntü hesabı. Allah korusun. Allah evet teslim korusun. Alıyorum şimdi şarj aletimi. Biraz şarj edip kapandı benimki. Ya benimki de kapandı. Ama bu senin tamam. Vereceğim. %5 olunca veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah adam muvaffak etsin. Çok iyi olacağına eminim. Eğer kabul ederse konuk olur. Geliriz. Araba hediyenin de birlikte başımızın üstünde geliriz. Peki. Bütün Türkiye araba verdi, bize gelince yok. Tamam, söz veriyorum bir araba ver. Oyuncak tamam. Araba Boncuk diye bir restorana geldik. Çok güzel, sosyal mesafeyle uzun bu şekilde bir masa hazırlamışlar. Sahil kenarında ve hava biraz açıkçası soğumuş. Ben düşündüm. Yine şu pembe elbisemi giydim. Günaydın, günaydın, günaydın. Size tatlı otelimizi göstereyim. Bugün burada son durumuz. Öğlen yola çıkıyoruz ama sabah yine birkaç yer gezeceğiz. Kahvaltı ettikten sonra da valizimi toplayacağım. Gösteriyorum size. Şöyle minik bir romantik havuzumuz var. Şöyle güzel bahçemiz var. Şurada kahvaltı ediliyor. Sizi tur rehberimizle tanıştıracağım. Bütün seyahatimiz boyunca hem bize bütün yerleri anlatan, aynı zamanda böyle komik tatlı hikayeleriyle gerçekten günümüze neşe katan birisi. Karşınızda Özgür Bey. Merhaba, nasılsınız? Herkese selam, günaydınlar. Günaydınlar. Günaydın. Bir seyahatimizi minicik bize böyle bir özet yapar mısınız? Efendim? Evet. Rotane'nin bizim açımızdan inanılmaz güzel bir yanı vardır. Çünkü böyle bir misyonu vardır. Bütün Türkiye'mizin güzelliklerini farkındalık yaratarak insanlara tanıtmak gibi. Yurdumuz
Biliyorsunuz Anadolu bir yarımada ve medeniyetin doğduğu topraklar. Bu topraklardaki kültürel gezilerimiz sayesinde insanlarımız hiç görmemiş oldukları güzel bize ait kültürlerin, bize ait kültür parçalarının içerisinde soluk almak, orayı gezmek, gezdikten sonra öğrenmek, öğrendikten sonra onu diğer sevdikleriyle paylaşmak en büyük amacımızdı. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Her ne kadar sürçülisan ettiysek tiyatro diliyle veda edelim. Affola. Odaya gidiyorum, valizimi yapıyorum ve yola çıkıyoruz. Evet, yine ben. Bu maskeyi de Melis'te görüp almıştım. Buradan oteldeki son günümüz, hatta son saatlerimiz Küçükköy diye bir köye gideceğiz. Bravo. Sokaklar o kadar tatlı ki. Bir sanat galerisine geldik. Şimdi tabloları göstereceğim size. Böyle çok eğlenceli ama Raşel bunu senin kesinlikle takman lazım. Şu an seni kutluyorum. Ne konuda? Ne konuda? Böyle renkli bir kişilik olman konusunda. Mağazadaki herkes bu tacı bak senlik bak senlik diye kapıdan bana gösterdiler. Gerçekten ben de gördüm. Boşnak böreği yemek için yere geldi küçük bir restoran. Yaşasın. Yaşasın. Çok teşekkürler. Sağ yapın diye. Bence kesinlikle hepsini yiyelim. Son günümüz. Şimdi otobüsün önünde vedalaşıyoruz. Bir kısmımız Bodrum'a geçiyor. Biz de tost yiyip, Ayvalık tostu yemeden dönmeyelim dedik. Tost yiyip yolculuğa başlayacağız ve geri döneceğiz. Videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Sizi gerçekten seviyorum. Hoşçakalın.